Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. CES turumuz devam ediyor. Şimdi böyle geri geri yürüyerek HyperX'in yeni ürünlerini tanıttığı odaya doğru gidiyorum. Şimdi gelin sizle beraber bir bakalım. Ne var burada? DDR RAM'ler var. Yeni bir RAM serisini tanıtıyor marka. Çok enteresan bir kulaklık ve bir o kadar enteresan bir mikrofonla karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin bu ürünlere hep beraber bakalım. HyperX'in ilk ürünlerinden bir tanesi şurada görmüş olduğumuz böyle kırmızı bir ürün var. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir, enteresan böyle havalı görünen bir cihaz. Bu aslında bir mikrofon. Şimdi şurada da var bir tane. Onun yanına gidelim isterseniz. HyperX Quadcast isimli yeni bir ürün bu. Yeni tanıtılmış. Özellikle oyuncular için tasarlanmış ama mesela ben bir içerik üreten, video içerik üreten birisi olarak kıskandığımı söyleyeyim ama USB'den bağlanıyor bu zaten. Bizim cihazlara bağlanmaz. Ne işe yarıyor şimdi arkadaşlar? Bakın şu renk kırmızı. Hatta ben bu renk değiştirilebiliyor mu diye sordum. Bu versiyonda değiştirilmiyor ama muhtemelen bir sonraki versiyonda yapacaklar. Şuraya dokunuyorsunuz ve mikrofon kapatıyor. Mute. Yani sesi kısıyor şu anda. Tabii özellikle sadece bununla sınırlı değil. Bu Quadcast'in bir tane şeyi var. Bakın şurada. Bir özel bir şekilde koymuşlar standın üzerine. Bu stand, bu diyelim ki oyun oynuyorsunuz, böyle vurdunuz. Bu tip vurmalardan ve titremelerden mikrofonun etkilenmesine önüne geçiyor. Bayağı profesyonel düşünmüşler. Yani normalde mikrofonlarda da vardır bu özellik ama oyun mikrofonlarında çok gördüğümüz bir şey değil. Bir diğer özelliği ise şu an üstünde görüyorsunuz, bakın şuradan netliğini yapayım. Evet. Paten dediğimiz bir şey vardır mikrofonlarda arkadaşlar. Sesin aldığı bir alan vardır. Alanın şeklini siz belirleyebiliyorsunuz. Örneğin burada karşılıklı olarak iki kişi konuşuyorsa şuradaki hemen göstereyim. Bu modu aktif ediyorsunuz. Bu ön taraftaki, yani mikrofonun önündeki kişinin sesini alıyor, arkasındakini almıyor. Bu ortalama bir alan alıyor, bir dairesel şekilde. Şu hemen en soldaki taraf ise sesin bir öndeki bir arkadaki, yani iki kişi konuşurken buradan alıyorsunuz. Çok bu güzel olmuş, bu bayağı. Bunu mesela normal mikrofonlarla böyle yapamazsınız. Şu alt kısmına bir bakalım hemen. Burada bir kulaklık çıkışımız da var. Yani isterseniz buraya bir kulaklık da bağlayabiliyorsunuz aynı zamanda. İstemezseniz de bağlamıyorsunuz, size kalmış bir şey ama gayet başarılı bir cihaz olmuş. Quadcast. Bir diğer ürünümüz ise HyperX Cloud Orbit S. Bu da valla güzel bir ürün ama nasıl güzel onu şöyle anlatayım. HyperX bu üründe Audiodiz isimli firma ile çalışmış. Yani driverlarını, şu içindeki hoparlör kısmını o marka tarafından üretildiğini söylediler bize, sağ olsun beyefendi. Bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar bu kulaklığın. Ses efektlerine sahip, tamam, bu zaten bilinen bir şey. 3D özelliği var ve head tracking teknolojisine sahip. Waves NX firması tarafından geliştirilmiş. Kafanızı çevirdiğiniz zaman müzik de sizinle beraber dönmüyor. Yani müzik aynı tarafta kalıyor. Siz kafanızı çevirdiğinizde müzik kafanızın hareketine göre aynı şekilde çalmaya devam ediyor. Ben bunu denedim. Tabi burada size gösteremiyorum ama çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyeyim. Tabi aynı zamanda oyunlar için de tabi kullanıyorsunuz. Sadece müzik için değil aslında. Oyuncular için. Oyuncular için hani alınabilecek en güzel cihazlardan birisi. $229 bu ürünün ABD fiyatı. Bir diğer ürün ise PC oyuncularına hitap ediyor. Predator DDR4 RGB Memory. Böyle görüyorsunuz, renkler, şekiller üzerinde oynuyor. Renkler renge giriyor. Intel'in tabi buradaki 9. nesil işlemciyle çalışacağını yazmışlar. Burada görülüyor. 3200 MHz'lik bir hızımız var DDR4 RGB'nin. Ve bu gibi işte buradaki özelliklerini de görüyorsunuz. Hangi şeylere sahip olduğunda diğer bu bilgisayarın diğer bileşenlerini de gösteriyor. Yani gerçekten başarılı olmuş. Bir diğer ürün ise Pulsefire Raid. Bu ürün ise yine bir oyuncu bilgisayarı. Kastomizasyon yapabiliyorsunuz. Yani kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. 11 tane butonu var üzerinde. Hafif, oldukça hafif bir ürün. Renkleri değişiyor bu arada. Ekranda ne kadar görülüyor bilmiyorum ama renkleri burada değişebiliyor. Şu an yeşil oldu mesela. Şu an maviye döndü. İşte kırmızı vesaire bu şekilde devam ediyor. Üzerinde premium Pixart 3389 sensörü bulunuyor. 16.000 DPI'ye kadar da çözünürlüğü arttırabiliyorsunuz. Gayet şirin, güzel, hoş bir fare olduğunu söyleyelim. Hi, this is Mark. Merhaba, ben Mark. Bugün sizlere göstereceğim birkaç yeni ürünümüz var.
İlk ürünümüz Predator DDR4 RGB Memory. Daha önce 8 GB sürümümüz vardı. Şimdi ise 16 GB versiyonuyla karşınızdayız. 3200 MHz desteği sunan bu belleğin kullanıcının ihtiyaç duydukları bellek genişliği için iyi bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bugün göstereceğimiz bir başka ürünümüz daha var. Pulsefire RAID oyuncu faresi. 11 tane kişiselleştirebilir özelliği mevcut. Kişiselleştirebilir bu tuşlar sayesinde özellikle Battle Royale ve benzeri oyunlar için güzel bir fare. Bu ürün de bu yılın ikinci çeyreğinde $59'dan satışa sunulacak. Üçüncü ürünümüz ise HyperX QuadCast mikrofon. Cast broadcast anlamına geliyor. Quad ise 4 farklı mikrofon ses kayıt deseni. Birçok farklı ortam ayarı mevcut. Stereo, direkt kayıt, kardiyoid ve omni olacak şekilde mikrofon kayıt desenleri var. Buna ek olarak titreşim önleyici bir montaj parçası, kolay erişilebilen kontrol ayarı ve 4 adet mikrofon kayıt deseni gibi. Ek özellikleri de içerisinde barındırıyor. Oldukça iyi bir ürün. Bu yeni ürünümüz bu yılın ikinci çeyreğinde $139'dan satışa sunulacak. Dördüncü ürünümüz ise HyperX Cloud Orbit ve Orbit S oyuncu kulaklığı. Audis teknolojisinden baz alınarak tasarlandı. Planar magnetik teknolojisini ilk kullanan kulaklıklardan bir tanesi. 100 mm büyüklüğünde bir hoparlör kullandık. Yüksek kaliteli bir ses sistemini oyun kulaklığına getirdik. Kulaklıkla beraber Waves teknolojisini de kullanıyoruz. Bu teknoloji 3 boyutlu ses algoritmasına sahip ve bulunduğu alan içerisinde 3D ses yayılımı yapmaya yarıyor. Ek olarak Orbit S modeli kafa hareketlerini takip etme özelliği de sunuyor. Siz kafanızı hareket ettirdikçe ses aynı noktada sabit kalıyor. Kulaklık kafanın hareketine göre sesin yerini ayarlıyor ve siz çevreden o sesleri duymaya başlıyorsunuz. Fiyatı ise $329 olarak belirlenmiş durumda. HyperX Cloud Orbit modelinin fiyatı ise $300. Daha fazla bilgi için HyperX'i ziyaret etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. HyperX için ileride birçok ürün gelmeye devam edecek. İlk olarak PC kulaklıkları, mousepad, klavye ile başladık. Şimdi ise gördüğünüz gibi farklı ürünlerimiz de var. Oyuncuları önemsiyoruz. Ürünlerimizi seviyorlar. Pahalı ya da ucuz fark etmeksizin ürünlerimiz ile herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Bunun için de global pazarda her müşterimizi önemsiyor ve değerlendiriyoruz. Global olarak ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Örneğin birkaç ay önce CloudMix Bluetooth kulaklığı duyurmuştuk. Şimdi ise CES kapsamında bu ürünü global olarak satışa sunuyoruz. Hedef noktamızın oyuncular olduğunu belirtmiştim. PC için ve konsollar için ürünlerimiz de var. Bu arada HyperX Cloud Orbit serisi aynı zamanda konsollar için uyumlu bir cihaz. Yayıncılar için de QuadCast mikrofonumuz var. Öte yandan CES ile beraber yeni ürünlerimizi duyurduk ve dünyadaki daha fazla insana sunabilmek için çok heyecanlıyız. Konsol tarafına baktığımızda ise klavye, fare ve diğer cihazlar Xbox için kullanılamıyor. Şu an bizim ürünlerimiz PC ve PlayStation 4'ü destekliyor. Piyasada bulunan diğer ürünler arasında destekleyen markalar var. Ayrıca markaların onayladığı cihazlar da piyasada bulunuyor. Evet, CES turumuz devam ediyor. HyperX'in birbirinden ilginç, enteresan ürünlerine göz attık. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.